Fareli köyün kavalcısı, köyden kavalını çalarak fareleri peşinden sürükleyip, 45 dakika boyunca yokuş yukarı saatte 8 kilometre hızla ormana gitmiş. Fareleri ormana bıraktıktan sonra, aynı yoldan yokuş aşağı yürüyerek köyüne geri dönmüş. Köye dönerken hızı saatte 24 kilometre olmuş. Fareli köyün kavalcısının, Köyden ormana gitmesi ve dönmesinden oluşan yolculuğundaki ortalama hız ne kadardır? Bize bütün yolculuğundaki ortalama hızı soruluyor. Bu, Fareli köyün kavalcısının gittiği toplam uzaklık bölü toplam süre olacak. Toplam süre. Toplam uzaklık ne olacak? Köyden ormana kadar ve ormandan köye kadar olan uzaklığın toplamı. Bu iki uzaklık birbirine eşit. Dolayısıyla köyden ormana kadar olan uzaklığın iki katı olarak düşünebiliriz. 2 çarpı köyden ormana kadar olan uzaklık. Peki toplam süre ne kadar olacak? Köyden ormana giderken geçen süre artı ormandan köye dönerken geçen süre. Şimdi köyden ormana olan uzaklıkla ormandan köye olan uzaklığın aynı olduğunu biliyoruz. Ancak giderken ve dönerken ne kadar süre geçirdiğini bilmiyoruz. Fareli köyün kavalcısı giderken yokuş tırmandı ve hızı saatte 8 kilometreydi. Dönerken ise yokuş aşağı olduğu için daha hızlı döndü. Hızı saatte 24 kilometre oldu. Dönmesi daha kısa sürmüş olmalı. Şimdi bildiklerimizi yazmakla başlayalım. Köyden ormana kadar olan uzaklığın ne kadar olduğu soru da yazılmamış. Ancak ilk cümleyi dikkatle okursak, saatte 8 kilometre hızla 45 dakika boyunca yürümüş. Yani bize hız ve süre verilmiş olduğuna göre, bu verilerle uzaklığı hesaplayabiliriz. Bir kenara yazalım. Şimdi güzel bir renk seçeyim. Ormana olan uzaklık. Burada durup birimlere dikkat edelim. Süre dakika olarak verilmiş, hız ise saat bazında. Bunu yani dakikaları saate çevirelim. Bir saatte 60 dakika olduğuna göre 45 dakika 45 bölü 60 saat eder hem pay hem de paydayı 15 ile sadeleştirirsek, bu 3 bölü 4 saat eder. Yani burası 3 bölü 4 saat olacak. Şimdi hızını da yazalım. Çarpı 8 kilometre bölü saat. 3 bölü 4 çarpı 8. Buraya bölü 1 de yazabiliriz. Çarpalım. 24 bölü 4. Bu da 6'ya eşit. Saatler birbirini götürdü, kilometre kaldı. Yani köyle orman arasındaki uzaklık 6 kilometre. E, bunun iki katını alırsak 2 çarpı 6 eşittir 12. Fareli köyün kavalcısı toplam 12 kilometre yürümüş. Şimdi ormana giderken geçen süreyi bulalım. Bu bilgiyi zaten soruda vermişlerdi. 45 dakika boyunca yürümüştü. Saatte ortalama hızı bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu da saat bazında yazmalıyız. Ormana giderken geçen süre 3 bölü 4 saatti. Ormandan köye dönerken ne kadar süre geçmişti? Fareli köyün kavalcısının köye dönüş yolundaki hızını biliyoruz. Saatte 24 kilometre hızla yürümüştü. Ormandan köye kadar olan uzaklığı da biliyoruz. Bu uzaklık köyden ormana olan uzaklıkla aynı. Ormandan köye olan uzaklık 6 kilometre. 6 kilometre bölü dönüşteki hızı yani saatte 24 kilometre. Şimdi bunu çözelim. Pay ve paydayı 6 ile sadeleştirirsek 1 bölü 4 kilometre bölü saatle kilometre çarpı saat bölü kilometre aynı şey. Kilometreler birbirini götürüyor. Yani birimimiz de saat. Fareli köyün kavalcısının ormandan köye geri dönmesi 1 bölü 4 saat sürüyor. E bu mantıklı. Köye dönerken daha hızlı yürüdüğü için dönüşü gidişinden daha kısa sürüyor. Bunu yeşille yazayım bütün zaman birimlerini yeşille yazıyorum. Gidişi 3 bölü 4 saat sürmüştü. Dönüşü ise 1 bölü 4 saat sürüyor. Artık bütün yolculuk boyunca oluşan ortalama hızı hesaplamaya hazırız. Fareli köyün kavalcısının ortalama hızı eşittir toplam uzaklık ki bu 12 kilometreye eşit bölü toplam süre olacak. 3 bölü 4 saat artı 1 bölü 4 saat. Yani toplam 1 saat. Yani ortalama hızı 12 kilometre bölü saat. Bu soruda niçin 8 ve 24'ün ortalamasını almadığımız aklınıza takılabilir. Bu doğru bir yaklaşım olmazdı çünkü gidiş ve dönüş süreleri farklı. Dolayısıyla en temelden toplam uzaklık bölü toplam süre diye başlamamız gerekiyor. Toplam uzaklığı ilk cümleden buluyoruz. Gidiş ve dönüş yolu aynı uzaklıkta olduğu için bunu 2 ile çarptık. Sonra toplam süreyi bulduk. Gidiş süresi burada yazıyordu. Uzaklık ve dönüş hızını kullanarak dönüşte geçen süreyi de hesapladık ve iki süreyi topladık. Toplam uzaklığı toplam süreye bölerek ortalama hızın saatte 12 kilometre olduğunu bulduk.